Turnuvaya ev sahipliği yapmak için bu oyunu sevmeniz gerekir. Futbolun bir yaşam biçimi olduğu Türkiye'ye hoş geldiniz. Bu güzel oyuna olan tutkumuz dillere destandır. Her hafta alkış sesleri yurdumuzun her yerini kaplar. Hele bir de milli maç olduğunda yıldızlarımız sahaya çıkarken hepimiz tek ses, tek yürek oluruz. Böyle bir şey olur mu ya? Ercan rezalete bakar mısın? Seyirci diyorlar. Böyle rezalet olmayan küfür edilir mi milli takım sporcusu? Ev sahipliğini yaptığımız daha önceki turnuvalarda tarihin yazılmasına, hayallerin gerçek olmasına, efsanelerin doğuşuna ve gözlerimizin önünde geleceğin oluşmasına şahit olduk. Türkiye gerçek bir futbol ülkesidir. Bu büyük olaya ev sahipliği yapmamızı sağlayan nedir? Her şey. Ülkemiz doğu ve batı arasındaki bağlantıdır. Tarih ve kültürümüzün tek rakibi ülkemizin saf ve doğal güzelliğidir. Altyapımız, turistik tesislerimiz ve tabii sözünü etmeye gerek olmayan meşhur konukseverliğimiz. Ülke olarak her yıl milyonlarca insana kapımızı açıyoruz. Ve hepsi de burada geçirdikleri zamanın en özel anılarıyla ayrılıyor. Tüm yurda yayılmış 9 ayrı şehirde en son teknoloji ve mimari anlayışa göre inşa edilmiş 10 ayrı stadyumumuzla sahne alma sırası bu kez Türkiye'de. Yeteneklerimiz sınırsız, arzumuz sonsuz ve tutkumuz eşsiz. Türkiye'den parlayan bu ışıklar, biz bunu istiyoruz. Euro 2024'ü birlikte paylaşalım. Turgay abi bak sana bir şey söyleyeyim mi? Tabii söyle. Yönetim dese ki Ali Sağım alkışı sahaya sürüyorum arkadaş. Libero oynayacak dese adam sesini çıkarmayacak ya. Ya yok. Vallahi billahi ya. Bir dakika bir dakika. Vallahi öyle bir durum var ya. Yanlış bir şey olur mu öyle şey?